Urfa'nın turşusu zaten bildiğiniz gibi meşhurdur. Urfa'mızda çiğ köftenin yanında turşu olmazsa zaten olmazlardandır. Turşu yapımında zaten biz Urfa yöresel isotlarımız, lahanadır, hıtı dediğimiz, havuç dediğimiz, ondan da renklendirme yaparız. İçine samursa atar, limon tuzudur, budur. Aşaması biberin rengin dönmesine kadar. Mesela şimdi biber yeşildir. Bir hafta 10 gün süre içerisinde biberler zaten kendi rengini bulur. Ondan sonra hazırdır canım. Şu anda fiyatlar 25-30 sırasında değişiyor. Talep yüksek, talep çok. Talepimiz çok. Yani bu zaten bu çiğ köfte olmasa, mesela çiğ köftenin de bu olmasa zaten olmaz. Yani kış aylarının içerisinde. Bu da eşkili dediğimiz. Üzüm sirkesinden, üzümden yaptığımız. Yani Urfa'da bu çok uzun zamana, çok tarihten, yani eski zamanından beri Urfa'da, tabii. Urfa'da yapılır. Bu 40 gün bekletilmesi lazım bunun. 40 gün beklettikten sonra zaten biberi koyuyorsun. Zaten bu biber yeşilir. Bir hafta 10 gün içerisinde rengi yine rengi döner. Hazır olur zaten, o zaman belli olur. 40 gün niçin bekletiliyor? 40 gün bunun bekleme süresi var. Bir de bunun içine tuz atmasa zaten haram olur, şarap olur. Bunu biz kendi mesela nelerimizden, delerimizden şey yaparak biz bunu yaptık. Bu ise gördüğünüz gibi biber yeşilir. Daha yeni yapmışım bunu. Bu bunun bir hafta, 40 günü dolmuş mu? Bu suyun 40 günü dolmuş. Biberin yalnızca bir hafta 10 gün beklemesi lazım. Üzümü, yani beyaz üzüm çeşidini nasıl olur? Siyah üzüm olacak. Kabarcık üzüm olacak, yuvarlak şeklinde. Onu ufalıyorsun. Yani sapından, tabii sapından ayırıyorsunuz onu. Onu bir küpün içerisine koyup 40 gün bekleme aşaması var. Var tabii, bunlara özel küpleri var bunların. Orada bekletiyorsun bunu. Ama bunu yanına küpte yaklaştıramazsınız. Neden? Çünkü bozulur. Bunlar bozulma olur. O kadar hassas. Çok hassas bir şey. Peki herkes yapabilir mi yoksa? Herkesin eline gelmez. Herkesin eline gelmez. Herkes yapamaz bunu. Çok talep gösteriyor. Çok. Tepkiler ne oluyor bakınca kadına? Yani tepkiler aslında yani değişik bir şey, onlarda olmayan bir şey. Mesela bizimkilerle onlarınki değişik, onlar sirkeyle yapıyorlar. Hazır sirkeyle yapıyorlar. Biz tamamen doğal ortamda yapıyoruz. Biberimiz doğal, lahanamız doğal, havucumuz doğal. Yani her şeyimiz doğal ortamda yapılıyor bu. Ne faydası var? Turşunun her eşkinin, yani diyebilirim koronayı öldürebilecek kadar. Yani ben idare koyabilirim yani bu mide ünserine, rahatsızlığa, soğuk algınlığına bu ilaçtır. Evet. Koronaya iyi geliyor diyorsunuz. Yani. Normal soğuk algınlığı içinde. Peki herkes tüketebilir mi? Tabii herkes tüketebilir. Yani bunda katkı maddesi olmasın, güvenilir bir yerden alın. Her şeye faydası var. Ama yani bu yani bizim kendi imalatımızdır. Kendiniz burada yapıyorsunuz. Kendi imalatım tabii. Tabii ki. Urfa turşusu çok güzeldir. Şanlıurfa biberinden oluşur. Biz hıtı deriz. Kurnişon salatalık deriz. Beyaz lahana, kırmızı lahana, kırmızı havuç koyarız. Bunlardan böyle oluştuğunda her hastalığa itibaren çok güzel olur. Şimdi biz bu turşunun içerisine sarımsaktır vesaire her şey koyuyoruz. Bu her hastalığa iyi gelir. Kış mevsimi başladığında mutlak ki herkesin evinde bulunur, herkes kullanır. Biz özel bildiğimiz yerlerde yaptırıyoruz. Kalitelidir. Tabii yarım olanlar vardı. Biz tam dolduruyoruz. Kimsenin hakkı bize geçmesin. Artı bir de her şeyi Urfa ilgili olarak ne varsa bir ev kendi evinde nasıl yapıyorsa biz de aynı o şekilde dolduruyoruz. Bunun beyaz olanları da vardır. Beyaz turşu derler. Kırmızı olan. Kırmızı olan. Ve genelde de Urfa biberi içinde olması lazım. Hıttının içinde olması lazım. Kurnişon salatalığın olması lazım. Sarımsağın olması lazım. Havucun olması lazım. Artı nar tanelerin olması lazım. Zemeli olursa tabii ki şifası daha fazla olur. Çünkü her üründe bir şifa vardır. Normal bildiğimiz halde yani soğuk alınlığa 10 numara gelir. Bunun daha acısı olan, az acılı olan, çok acılı olursa
Koronaya 10 numara gelir. Vardır yabancılar gelmeyince biraz azalıyor. Şehir merkezinde kendileri yaptıkları için pek alan yok. Dışarıda gelenler genelde rağbet ediyor, alıyor. Çok beğeniyorlar. Tepkiler çok güzel oluyor. Normal bizimki hazır turşular değil, ev turşusudur diye çok beğeniliyor. Evet. Biz 30 liraya veriyoruz. Fazla fiyata verenler de vardı. Çok tanıdık böyle mağdur olanlar oluyor. 25'e de 20'ye de verebiliyoruz yani. Değiştirebiliyoruz. Şimdi biz kendi karımızdan vazgeçiyoruz.